Batı Karadeniz bölgesinin Tek Türksat Uydu kanalı BRTV'den mutlu akşamlar ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Erdoğan, yerli ve milli aşımız Turkovak'ın Malezya'da kullanıma sunulması, aşı teknolojisi transferi ve birlikte aşı geliştirme çalışmaları yürütmeyi planlıyoruz dedi. Yerli ve milli aşımız Turkovak'ın Malezya'da kullanıma sunulması dahil aşı teknolojisi transferi, tecrübe paylaşımı ve birlikte aşı geliştirme gibi konularda müşterek çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz. Sağlık turizmi, savunma sanayi, eğitim ve iletişim alanlarında yeni anlaşmalar imzalamak suretiyle ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. Kıymetli basın mensupları, görüşmelerimizde güncel küresel konular üzerinde de durduk. Bu kapsamda İslam dünyasını yakından ilgilendiren Rohingya ve İslam düşmanlığı gibi meseleleri ele aldık. Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D8 gibi platformlarda dayanışmamızı artırarak özellikle sürdürme kararlılığımızı vurguladık. Türkiye olarak yeniden Asya girişimimizle kazan kazan anlayışıyla Asya'daki tüm kardeşlerimizle işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Sektörel diyalog ortağı olduğumuz ASEAN'la işbirliğimizi diyalog ortaklığı statüsüne çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle Asya Pasifik bölgesine yönelik girişimlerimizde Malezya'nın desteğini hep yanımızda hissettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Bu desteğin artarak devam edeceğine eminim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşme ziyaretleri kapsamında 28 Şubat mağduru Sultan Kara ve ailesini evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, devletin yapılan bu haksızlıklar dolayısıyla haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lazım dedi. Gergin bir toplumdan birbirini anlayan, birbirini kucaklayan bir topluma dönüşmek istiyoruz. Bunun da öncülüğünü yapmak gerekiyor. Çaba harcamak gerekiyor. Geçmişteki yaraları bir şekliyle tedavi etmek gerekiyor. İnsanlar mağdur edildi, mağduriyetleri dolayısıyla bizim helalleşmemiz ve onların mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Bugün eşim Selvi Hanım'la birlikte bir sabah kahvaltısındaydık. Bir öğretmenimizin sabah kahvaltısındaydık. Önce bizi kabul ettikleri için kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Öğretmenimiz 28 Şubat mağduru bir öğretmen. 16 ay öğretmenlik yapabilmiş ancak. Birinci sınıftaki çocuklara verdiği önem, verdiği değeri anlattı. Onlara nasıl kucak açtığını bir şekliyle ifade etti. 7 müfettişin kendisini nasıl sorguladığını ve sonra görevine son verildiğini, çantasını alarak sınıftan ayrıldığı zaman çocuklara en azından kendisine yapılanı hissettirmemek için özel çaba harcadığını da bir şekliyle ifade ettim. Değerli basın mensupları, devletin yapılan bu haksızlıklar dolayısıyla haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lazım. Bir hata yaptık. Bu hatanın telafi edilmesi lazım. Sıradan bir hata değil. İnsanların hayatlarıyla oynuyorsunuz, gelecekleriyle oynuyorsunuz. Bunun telafi edilmesi lazım. Bunun için de bizim toplumun, herkesin öncülük etmesi lazım. Medyanın öncülük etmesi lazım. Geçmişte yaşananların tekrarlanmaması için hepimizin bir şekliyle mücadele etmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, bu meseleyi sistematik bir yolla çözmemiz gerekiyor. Güncel politikalarla değil, günlük politikalarla değil. Sistematik bir yolla çözmemiz gerekiyor. Ve kalıcı olarak çözmemiz gerekiyor. Bu sorunu kalıcı olarak çözdüğünüz andan itibaren zaten devlet olarak o insanlarla helalleşmiş olursunuz. Bizim amacımız da bu ve bunu gerçekleştirmek için
elimizden geleni yapacağız. Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verildi. Bir şehidimizin cennete uğurlanmasına şahitlik etmek üzere toplandık inşallah. Karakaya'nın cenazesi Develi Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yeni Mahalle'deki baba evine getirildi. İlçeye gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca evin önündeki taziye çadırını ziyaret etti. Koca Karakaya'nın ailesine ağabeyi Mehmet Murat Karakaya'ya sarılarak başsağlığı diledi. Sekiz çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olan Karakaya'nın kız kardeşleri, eşi ve yeğenleri şehit uzman doktor Ekrem Karakaya yazan tabutun başında gözyaşı döktü. Karakaya'nın naaşı cenaze aracıyla Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Buradaki törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, doktorlar ve vatandaşlar katıldı. Tören sırasında zaman zaman alkışlı protesto yapıldı, tekbir getirildi. Burada konuşan ağabey Mehmet Murat Karakaya, kardeşinin sadece kardiyolog olmadığını, rahatsızlığı bulunan herkese yakından ilgilendiğini dile getirdi. Biz bunu lanetliyoruz. Ekrem kardeşim her doktor gibi, burada bulunan her doktor kardeşim gibi hastasını muayene etmiş, onunla en güzel şekilde ilgilenmiş ve doktorluk şahsiyetini en yükseklere taşımıştır. Ben şuna şahidim değerli doktor arkadaşlar, tüm camiası. Ekrem kardeşim 23 yıldan beri doktorluk vazifesi görüyor. İnanın bir hafta 10 gün tatil yapmadık birlikte. 7-24 çalışmıştır, şahidim. Biz de şahidim. Konuşmanın ardından cenaze namazı kılındı. Sağlık Bakanı Koca'nın da omuz verdiği tabut askeri törenle cenaze aracına konuldu. Karakaya'nın naaşı şehir mezarlığına defnedildi. Karakaya'nın Elif ve Sena adında 4 ve 5 yaşlarında iki kız çocuğu olduğu öğrenildi. Defin sonrası taziyeleri kabul eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ekrem Karakaya'nın ağabeyi Mehmet Murat Karakaya gazetecilere açıklama yaptı. Bugün tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Başkasını, yaşamını korumak için yemin eden bir hekimimizin canına kıyıldı. Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim kardeşimizin hayattan kopardılar. Canice katledildi. Şehidimiz Doktor Ekrem Karakaya, ya Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına, sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet içinde vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım, hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli. Devlet iradesi bütün gücüyle yanımızda olduğunu bilelim. Yani Ekrem kardeşim 23 yıllık bir doktordu. Önlüğü giyden bugüne kadar 7-24 gerçekten çalıştı. Buna Develi halkı şahit, Kayseri halkı şahit. Daha sonra çalıştı Karabük halkı şahit. Daha sonra çalıştı Konya halkı şahit. Biz kardeşimizle yılda bir 7 gün bile, 10 gün bile bir tatil yapamadık. Birlikte vakit geçiremedik. Geçen hafta pazar günü 3 saatlik bir görüşme yaptık. Bayram izni almayacak mısın dedim. Alamayacağım abi dedim. Nöbetlerim var dedi. Konya'ya döndü pazar akşamı ve çarşamba akşamı
şehit oldu. Çarşamba günü şehit oldu. Buradan ben sağlıkçı, Sağlık Bakanımız yanımızda, Allah razı olsun, geldiler. Cumhurbaşkanımız aradılar. Hepsinden Allah razı olsun. Süleyman Soylu Bakanımız, Murat Kumru Bakanımız, Mehmet Özaseki Bakanımız aradılar. Sağlıkçı arkadaşlarımız emin olsunlar. Ekrem kardeşimiz gerçekten çalıştı, gayret gösterdi. 1000 resmi hastası varsa 1000 tane de gayri resmi hastası vardı. Ayak ağrılarından tutun da boğaz ağrılarına kadar her soran kişinin sorularına cevap verdi Sayın Bakanım. İlgisiz kalmazdı. Ya doktor tavsiyesinde bulunurdu ya şey yapardı. Dolayısıyla biz kendisinden memnunduk, gurur duyuyorduk. Develi gurur duyuyordu, Kayseri gurur duyuyordu. İmanlıydı, ihlaslıydı. İbadetine, takatine dikkat ederdi. İbadetlerine devam ederdi. 5 vakit namazlıydı. Ümmetin dertleriyle dertlenirdi. Sadece doktorluk değil. Rabbim rahmet eylesin diyoruz. Mekanlı cennet eylesin. Bizlere de metanet versin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Bakan burada mı? Konya'da çalıştığı hastanede görevi başında silahla vurularak öldürülen ve daha önce Karabük'te 2013-2020 yılları arasında görev yapan uzman doktor Ekrem Karakaya için Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi önünde sağlık sendikaları ve doktorlar tarafından açıklama yapıldı. Öte yandan 2 günlüğüne iş bırakma eylemi yaptıklarını belirten doktorların açıklamalarının ardından Yenişehir Çalmık Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Dün çalışmakta olduğu Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucunda doktor Ekrem Karakaya'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Görevi başında yıllar önce yemin ettiği gibi hastalarına hak ettikleri sağlık hizmetini vermeye çalışırken katledilen bir ekip için duyduğumuz acı yanında bir abiyi, bir kardeşi, bir çalışma arkadaşını kaybetmiş olmanın ızdırabını da yaşıyoruz. Ölüyoruz dedikçe yok sayılan sesimiz aramızdan bir başka meslektaşımızın koparılmasıyla daha gür çıkıyor bugün. Öfkeliyiz çünkü ölmek istemiyoruz. Öfkeliyiz çünkü sağlıkta şiddetin geldiği nokta yalnızca hekimleri değil, tüm sağlık çalışanlarını, hatta poliklinikte sıra bekleyen hastaların, hasta yakınlarının bile güvenliğini tehdit etmektedir. Güvenli çalışma ortamı sağlanmadan görev yapması beklenen her sağlık çalışanının canı tehlikededir. Anayasal haklarımız olan yaşama hakkı, kişi hürriyeti, güvenliği ve dokunulmazlığının çalışma ortamlarımızda elimizden alınması kabul edilemez ve bu durumun üstü örtülemez. Sözlü ya da fiziksel şiddete uğrayan, darp edilen, öldürülen her bir hekim, mutsuz ve umutsuz milyonlarca hekim ortaya çıkarmaktadır. Yıllarca emek verdiği mesleğinden vazgeçmeye zorlanan, ülkesinden ayrılmaya itilen her bir hekim sizlerin sağlık hizmetine ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Bu mücadele yalnızca hekimlerin, sağlık çalışanlarının değil, artık sizlerin de mücadelesidir. Unutmayınız ki bizler de birer evlat, anne baba, eş ve hepsinden önemlisi insanız. Susmayacağız. Mesleğimizin hak ettiği itibarı, güvenli çalışma ortamlarımızı, sosyal haklarımızı alana ve hastalarımızın hak ettiği sağlık hizmetine ulaşmasını sağlayana dek görevimizin başında olacağız. Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi önünde yapılan açıklamaların ardından uzman doktor Ekrem Karakaya için Yenişehir Çalmık Camii'nde öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Nihat Yılmaz, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Taylan Çebi, sağlık çalışanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Gıyabi cenaze namazı kılacağız. Gerçekten çok üzgünüz. Mensubu olduğumuz İslam
mensubu olmakla şeref duyduğumuz yüce dinimiz İslam, öldürmeyi değil, yaşatmayı emrediyor. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhum Ekrem Karakaya kuluna da gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Günlük üretimi 30 bini bulan ve 1,5 liradan satılan halk ekmeği meclis kararıyla bu aydan itibaren 2 liraya satılacak. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu. Ekmekte fiyatlar artma yönünde bir düşünce var. Ama sıkıntı şu, biz Karabük'te ki bizim Fransızlarla diyaloğumuz tamamen koptu. Yani bir şekilde bunu becerdiler. Neye becerdiler bilmiyorum. Ben çünkü bütün fırınlara bugüne kadar elimden geldiği kadar yardımcı oldum, destek oldum yani. Ama bak gene şunu söyleyebilirim. Biz fırınları Karabük'te en iyi şekilde denetliyoruz. Hijyenlik açısından bütün fırınların kefiliyiz yani. Çünkü sorumlusu biziz. Doğru. Bizim bir komisyonumuz var. Aylık gidiyor, denetlemeler yapıyor. Onlara diyorlar ki şuraları şuraları düzeltin. Sağ olsun o arkadaşlarımız da en kısa sürede bunu düzeltiyor. İkincisi, 12 senelik belediye başkanlığım dönemimde bir kere eksik gramaj görmedim. Bak, bir tane eksik gramaj görmedim yani. Yani bizim fırıncılarımızın artı iki tane önemli olan iki tane en önemli faktörleri. Ama diğer tarafta bir kopukluk oldu. Yok biz 250 gram istiyoruz. Ya 200 gramı da isteyen sendin benden. Yani 250 gram diyoruz ki yani 200 işte yani 20 gram işte 220 gram, 250 gram, 220 gram işte bilmem 2 lira olsun. Ya 220 gram 2 lira olana kadar yani 200 gram 1.75 olsun aynı para. Yani hesapta o tarihte yaptığımızda niye ki yani milletin alışkanlığını bozuyorsunuz? Doğru. Niye milletin alışkanlığını değiştiriyorsunuz? Yani ben yani bir eve 12-13 ekmek kiraya biliyorum. 12-13 tek yani günde. Yani 12-13 ekmek giriyor. Şimdi milletin alışkanlığı mı? Hayır değil. Arkasından biz gene 200 grama döndük. Böyle bir kopukluk oldu. Biz bir daha onlarla fiyat falan tartışmadık, konuşmadık. Fiyat falan tartışmadık. Bir de gidiyorlar işte esnaf odasına. Ya biz belediye var yani burada. Ya bir belediyeyle bir fikir alışverişi yapın, bir görüş alışverişi yapın. Biz de bir destek olabileceğimiz bir yer varsa size destek olmaya çalışırız yani. Bugüne kadar böyle biz şeyimiz olmadı yani sizden bir sıkıntımız olmadı. Yok. O koptu. Biz de halk ekmeğine dedik ki kardeşim yani bizim denetimimizde sensin. Bizim istediğimiz şekilde ekmek çıkart ve ekmeğin sayılarını artır. Yani şu anda tahmin ediyorum halk ekmeği 30 binleri buldu. 30 binleri bulduğu halk ekmeğinin bugünkü fiyatı 1,5 lira ama önümüzdeki aydan itibaren yani bu aydan itibaren meclis kararımızdan sonra halk ekmeği 2 liraya çıkması doğru bir rakam. Şu anda çünkü tahsis unu arkadaşımız biz 1,5 liraya ekmek verirken tahsis unu 190 lira civarında alıyordu. 200 lira civarında alıyordu. Şu anda bildiğim kadarıyla tahsis unu 350 liralara gelecek. Yani onları da denetliyoruz. Yani hepsi elimizde kullandığı su miktarından mayasına kadar, içliğine kadar. Yani onun da tabii bu ticareti yapıyorsa bir para kazanması lazım az da çok da. Ama 2 lira da olsa halk ekmeği Karabük'te yani Türkiye genelinde iyi bir rakam yani. Karabük'ün Yenice ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan selin hasar verdiği 4 binada yıkım çalışmaları başladı. İlçeye bağlı Tırköy'ünde selden etkilenen binalarda hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Köyde 4 binanın yıkılmasına karar verildi ve ev sahiplerinden onay alındı. Daha sonra köye gelen kaymakamlık ekipleri evlerin yıkımına başladı. İlk olarak yan duran bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım çalışmalarının devam edeceği bildirildi. Karabük Valisi Fuat Gürel ilçe genelinde yol, menfez, kanalizasyon, içme suyu ve altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Hasar gören yapılarda da çalışmaların başladığını aktaran Gürel, yaraların en kısa sürede sarılacağını aktardı. Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde iki işçinin üzerine mermer düştü. İşçilerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı. Alınan bilgiye göre özel bir firmaya ait mermer işletmesinde üzerine mermer bloğu düşen Tufan Öztürk ve Adem Önder yaralandı. Yaralılardan Öztürk ambulansa kaldırıldı. Devrekhane Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Önder'in tedavisi ise sürüyor. Hayatını kaybeden Öztürk'ün nişanlı olduğu ve Ağustos ayında evlenmeyi planladığı öğrenildi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 3000 yıllık geçmişe sahip Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bayram dolayısıyla 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilmiş konak, pansiyon ve otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklamak isteyenler tarafından tercih edilen Safranbolu, bayram süresince başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'tan olmak üzere yurt içi ve dışından misafirlerini bekliyor. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, ilçede bayram dolayısıyla rezervasyonlarda doluluk oranlarının %100'lere geldiğini söyledi. Yaklaşan Kurban Bayramı tatilinde şimdiden Safranbolu'da doluluklar hemen hemen %100'lere ulaşma noktasına geldi. Bayram tatilinin uzaması 9 gün olması da rezervasyonları hızlandırdı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan şehrimiz bildiğiniz gibi kendi ölçeğinde de koruma altında olan ender şehirlerden biri. Dolayısıyla hala turistlerin cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Hatta cazibesini de günden güne artırarak bu yoldaki hedefine ilerliyor. Dolayısıyla biz konuklarımızı gerçekten iyi hizmet verdiğimiz güzel tesislerimizle bayramda ağırlamak için şimdiden tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler Anadolu Otoyolu'nun Bolu'da geçişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Özellikle İstanbul'dan yola çıkan çok sayıda sürücü Anadolu Otoyolu'nun Bolu'da, Düzce ve Bolu geçişlerinde yoğunluğa neden oldu. Düzce gişeleriyle kaynaşı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3. viyadükler üzerinde zaman zaman arıza yapan araçlarda ulaşımı olumsuz etkiledi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahta link halinde kontrollerini sürdüren karayolları ve polis ekipleri arızalı araçları kısa sürede kaldırarak trafiği rahatlatmaya çalışıyor. Trafiğin yarın gece saatlerine kadar akıcı ve yoğun olması bekleniyor. Düzce'de Heyla'nın meydana geldiği Karadeniz sahil yolunda yürütülen çalışmalar hızlandırıldı. Çalışmalar çerçevesinde yolun Kurban Bayramı'nda kullanıma açılması planlanıyor. Akçakoca ilçesindeki Karadeniz sahil yolunda geçtiğimiz aylarda heyelan sebebiyle çökme meydana gelmişti. Yol trafiğe kapatılırken karayolları ekiplerince çalışmalar başlatıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte bölgede çalışmalar hızlandırıldı. Çift makineyle yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ederken şantiye şefi Sabri Dursunoğlu çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Şu anda çalışmaların yarıdan fazla %80'ini bitirdik gibi Kurban Bayramı'na açmayı düşünüyoruz bu yolu. Şu anda yol kaydı, kayan fore kazık yapıyoruz. Demirli kazık çakıyoruz 20-21 metre kadar derine. Yani işte iki tane makineyle çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde bitirmek için uğraşıyoruz. Aksilik olmazsa inşallah Kurban Bayramı'na açmayı düşünüyoruz. Yani olur, aksilikler de olabiliyor bazen, biliyorsunuz. İnşallah bitirmeye çalışıyoruz Kurban Bayramı'na. Bartın'da sağanağın ardından meydana gelen selden etkilenen bazı alanlarda temizlik çalışması yapılıyor. Kent merkeziyle selden en çok etkilenen Kozcağız beldesinde Balçık altındaki sokak ve dükkanlarda temizlik biterken iş yerleri de faaliyetlerine başladı. İskele Caddesi ve Kemerköprü mevkiinde AFAD, UMKE, jandarma, emniyet, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar da tamamlandı. Bartın Irmağı'nın taşması sonucu zarar gören Kemerköprü mahallesindeki 15 Temmuz Şehitler İlkokulu ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul Ortaokulu'ndaysa temizlik çalışmaları devam ediyor. AFAD koordinasyonundaki çalışmalar, İl Jandarma Komutanlığı, itfaiye ve belediye ekipleri, çevre illerden gelen iş makineleri ve vidanjörle yürütülüyor.
Sel sularıyla çamurlanan masa, sandalye ve koltuk gibi eşyaları dışarı çıkaran askerler sınıf ve konferans salonlarını tazyikli suyla temizliyor. Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'nın dedesi Salih Bakırcı her gün yaklaşık 180 kilometre yol kat ederek torununun kaybolduğu alana gelip gidiyor. İkizciler köyünden geçen Uzun Özçayı'nda 27 Haziran'da sele kapılan Recep Bakırcı'yı arama çalışması Uzun Özçayı'nın denize döküldüğü İnebolu'nun Özlüce köyüne kadar ki 37 kilometrelik mesafede yürütülüyor. Baba İhsan ve anne Türkan Bakırcı'nın haçta olması nedeniyle 66 yaşındaki dede Salih Bakırcı her gün günün ilk ışıklarıyla İhsan Gazi ilçesi Yarışlar Köyü'nden yola çıkıyor. Geçtiği kanyon bölgesini gözümüzle de görüyoruz zaten. Köydeki bir komşusu tarafından otomobille İkizciler Köyü'ne getirilen ve akşam saatlerine kadar burada torunundan gelecek haberi bekleyen Bakırcı akşam da tekrar köyüne dönüyor. Tahtir ilahi ne yapalım? Bu çocuk 15 olaydan 20-25 gün önce arkadaşı vesile bu tarafa ormanın içinde çalışmaya geldi odun yapmak için. Odun veya kereste her neyse. Birkaç gün sonra tekrar annesi babasının haça gitmesi sebebiyle eve geldi. Anne babası Kastamonu'ya gelmişti. Onlardan haberdar oldu. Onlarla birlikte köye geldiler. Tekrar iş kundurunca anne babalarının iş vasıtasıyla yine aşılar nedeniyle onlarla birlikte o çarşamba günü köyden evden ayrıldı. Tabii onlar Kastamonu'na gider. Kastamonu'na Küre'ye hangi saatlerde gel tabii bilmiyoruz. İşte pazartesi gününde bu olayı duyduk. Durum böyle artık. Allah razı olsun. Vasıtamız da var. Tabii akşam işlerimizin yoğunluğu nedeniyle köyde de annem basını olmaması nedeniyle işte gitmek zorunda kalıyoruz. Allah razı olsun. Burada yine kaymakamımız falan ilgileniyorlar. Kalın burada diyorlar ama gelen arkadaşlarımızın köyde aileleri yalnız. Ben köyde bir kardeşine yardımım. Kardeşi lise 2. sınıfa geçti. Hayvanlarımız var. Sabahları onların altını falan temizliyorum. İşte onlara yardımcı oluyorum. Akşamlara akrabalarımız geliyorlar. Orada bulunmak istiyorum tabii. Arıyorlar, soruyorlar. Bilgi almak istiyorlar. Onun için köye gidip geliyorum gönüllüce. İlla ki aynı acıyı paylaşıyoruz ve orada durma zaten şansımız yok. O yüzden günlük beraber gelip gidiyoruz. O gündür bugündür de devam ediyoruz. Allah'ın izniyle sonuna kadar da beraberiz yani. Daha çalışmalarımız devam ediyor. Allah yardımcımız olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Samsun Kriminal Bölge Polis Laboratuvarı Müdürü ve Adli Belge İncelemeleri Uzmanı Nizam Kabar, kalpazanların sahte parayı piyasaya sürmek için özellikle alışverişlerin yoğun olduğu dönemleri tercih ettiklerine dikkati çekerek, kurban alışverişlerinin olduğu zamanlarda da sahte paranın piyasaya sürülme ihtimali çok fazladır dedi. Sahte para olayı sosyal hayatta etkileşim içerisinde bulunan tüm vatandaşlarımızı birebir ilgilendiren bir konu olup bu konuyla ilgili olarak bilgilendirilmelerinde fayda görülmektedir. Bazı güvenlik unsurlarına değinecek olursak kağıt yapısı çok önemlidir. Çünkü değerli kağıttan yapıldığından dolayı, özel nitelikteki kağıttan yapıldığından dolayı Türk parasının kağıt yapısı son derece kalitelidir. 200 Türk lirası üzerinden örnekler verecek olarak anlatırsak, 200 Türk lirasının ön yüzünde ki 200 yazan rakam kabartma baskıyla yapılmıştır. Tırnağınızla hafiften dokunduğunuz zaman bu kabartmayı hissedebilirsiniz. Ayrıca Atatürk'ün ceket kısmı da kabartma baskıyla yapılmıştır. Buraya da tırnakla dokunduğunuz zaman bu kabartma baskıyı hissedebilirsiniz. Sahte baskılar daha çok düz baskıyla yapıldığı için buraya tırnağınızla dokunmanız halinde bu kabartmayı hissetme imkanınız olmayacaktır. Bazıları basit yöntemlerle kabartma hissi verebilecek bir takım uygulamalar yaparak sanki kabartma varmış gibi görüntü verebilirler ama gerçekleriyle uyuşmayacaktır. Bunların vermiş olduğu görüntüdür. Diğer bir unsur, yine vatandaşlarımızın baktığı zaman
Düz olarak bakıldığı zaman görünmeyen, ancak bir ışığa karşı tuttuğunuz zaman ve filigran olarak da adlandırdığımız kağıdın hamuru esnasında oraya yerleştirilen bir güvenlik unsuru filigrandır. Düz olarak baktığınız zaman görülmeyen, ancak ışığa karşı tutup baktığınız zaman görebileceğiniz sol tarafta Atatürk portresi ve 200 ibaresi yer almaktadır. Bir sahte parayla karşılaşıldığı takdirde asla ve asla bunu kullanmamak ve en yakın jandarma polis birimlerimize ve Cumhuriyet Savcılıklarımıza bildirimde bulunulması gerekmektedir. Samsun Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde işitme engeli bulunan çocuklara biyonik kulak ameliyatları başarılı şekilde yapılıyor. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hastalara ek ücret farkı çıkmadan yapılmaya başlanan biyonik kulak ameliyatına olan İsa Süreyya Zahir çiftinin 20 aylık bebekleri Bybars ilk kez ses duydu. Çok mutluyum. Yani tarifi yok. İnanın yani elim ayağım tutuyor böyle. Uzun zaman bekledik. Bize biraz hır gibi geldi. Bu 20 ay. Hakikaten şu anda inşallah daha iyi günlerimiz olacak diye düşünüyorum. Kimse sessiz kalmasın yani, çok zor. Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Tolga Arzu Selçuk çifti ise 9 yaşındaki çocukları Çınar'ın bir kulağı için 4 yıl önce biyonik kulak ameliyatı yaptırdı. Ailesinin başvurusunun ardından Sağlık Bakanlığı'nın izniyle Çınar Selçuk'a diğer kulağı için de biyonik kulak ameliyatı gerçekleştirildi. Yağmur sesi onları duymadı. Klozetin sesi, yani her duyduğu ses, hani insanlar için çok basit gelebilir, işte rüzgar, İşte suyun sesi, ya evdeki bir küçücük bir şeyin kapının sesi, ama hani bunlar bizim için hep çok büyüktü. Çok kıymetli değil mi? Çok. Yani hele o, diyorum ya, hani anne kuşlar dedi, cik cik atıyorlarmış, baksana dedi. Ne olur dedi, siz de dinleyin. Yani o anlatılamaz yani. Hani bu tip ameliyatların ve bu ameliyatların çocuğun gelişmesinde ve yaşıtlarını yakalamasında, akranlarını yakalamasında oldukça başarılı bir ameliyat olduğunu söyleyebilirim ve kesinlikle implanttan çekinmemeleri ve hani işini bilen eğitim araştırma hastanesindeki gibi doktorları bulup onlara ameliyatlarını yaptırmalarını öneriyorum. Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Doğukan Özdemir ise Samsun'da ikisi çocuk, bir yetişkin olmak üzere 3 başarılı biyonik kulak ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Hastanemiz işitme tarama merkezi olup bölgeye hizmet vermektedir. İşitme tarama testlerinden geçemeyen çocuklarımızı ileri tetkik ve incelemelerle görüntülemeleri yapılmakta. Bu görüntülemelerde kohleer implant dediğimiz, halk arasında biyonik kulak olarak bilinen ameliyata uygun hastalar belirlenmekte. Daha sonrasında biz bu çocuklarımızı 1 yaşının dolmasını bekliyoruz. 1 yaşı dolduktan sonra ameliyata hazırlıkları yapılan hastalar 1-1,5 yaş civarında mümkünse ameliyata alınması gerekmekte. Ayrıca hastanemizde yapılan implantlarda bakanlıkla anlaşması olduğu için, daha doğrusu bakanlık hastanesinde hizmet verdiğimiz için hastalarımıza ekstra ücret çıkmamaktadır. Bu da tabii hastalarımız için büyük bir avantaj oluşturmakta. Düzce'nin en büyük canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı. Vatandaşlar kurbanlık hayvan satıcılarıyla sıkı pazarlık yaptı. Pandemide el tutmadan yapılan pazarlıklar yerine yine elle pazarlığa bıraktı. Olsun, satarsak bahtımıza. Ver gitsin ya. Ver gitsin diyor bak adam. Konuşacak mı? Verecek. Hayırlı olsun. Düzce'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarlarında vatandaşlar yoğunluk oluşturmaya başladı. Satıcılar oluşan yoğunluktan memnun olurken kurbanlık hayvan alacaklar satıcılarla sıkı pazarlık yaptı. Fiyatlar geçtiğimiz yıllara göre tabii ki yüksek. Geçtiğimiz yıl 125 lira olan yem bugün 350 milyon. Ona göre hesap edin. Maliyetler arttıkça, girdiler arttıkça hayvan fiyatı tabii ki yükselecek yani doğal olarak. Kaç para? Buyur hocam canım. Pazarın durumu belli. Yani şu an mal satılıyor ama et parasına. Milletin durumları da zaten belli. Yani malın aşağısını istiyorlar ama yapacak da bir şey yok.
fiyatlar millete yüksek geliyor, bize ucuz geliyor. Hani üretici adam değerini alamıyor ama kesen adam da çok verdiğini düşünüyor ama maliyetler de ucuz değil. Trabzon'un Sürmene ilçesinde bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi sürüyor. Yaklaşık 75 bıçak satış dükkanı ile üretim tesisinin bulunduğu ilçede üretilen coğrafi işaret tescilli sürmene bıçağı işin ehli ustalar tarafından damgalama ve ısı işleminin ardından parlatma, sap takma ve bileme aşamasıyla kullanıma hazır hale getiriliyor. Sürmenenin 100'e yakın bıçak çeşidi var. Bıçak sürmenenin geçim kaynağı, bacasız sanayi gibi. Yani kurbanda kullanmak için dörtlü bir set tercih edecekseler şöyle bir seti tercih edebilirler. Kafa bıçağı, et doğrama bıçağı, yüzme bıçağı, sıyırma bıçağı. Bunlar suya dayanıklı, bakteri barındırmıyor, verzalit saplı. En uygun kurban bıçağı seti de 600 TL'den başlıyor. 1500 TL'ye kadar fiyatları değişiyor. Kurban Bayramı dolayısıyla hareketliliğin yaşandığı bıçakçılar yerinde satışın yanı sıra internet üzerinden ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına sürmene bıçağı gönderiyor. Bayramın yaklaşmasıyla kurban kesecekler ve kesim yerlerinde kasaplık yapacaklar. Yeni bıçaklar satın alırken fiyatları pahalı bulan bazı vatandaşların da bıçak ve satır gibi aletleriyle bileme ustalarının yolunu tuttuğu gözlendi. İlçede kurban bıçakları 200 ile 1500 liradan satılıyor. 10 ile 15 liraya da bileniyor. Ya, sürmene bıçağı dövme çelik olduğu için daha evvelden yani bunu çok kullandıkları için ben de onu tercih ediyorum. O sebepten sürmene bıçağını tercih ediyorum. Dikkat edin hocam. El yapımı, sürmene el yapımı muazzam bıçağı. Bir sürmene bıçağını nasıl anlarsınız? Örnek veriyorum, şurada bir sürmene bıçağımız var. Sürmene bıçağın öncelikle sadece bizden değil, farklı mağazalardan da alışveriş yapacak olan müşterilerimiz öncelikle çelik yekpare oluşuna bakması gerekiyor. Yani tek parça olması gerekiyor. Çelik gizli kuyruk dediğimiz, yani şurada bitmemesi gerekiyor. Tek parça olması gerekiyor. Bu birinci özellik. İkinci özellik, sürmene bıçağındaki ağız açımları sırttan ağza, ağızdan sırta. Gördüğünüz üzere bıçakta ağız yok. Olduk artık. Yani alayım. Sürmene bıçağı güzel bilettikten sonra sürmene bıçağı 30 sene, 40 sene kullanan var. Almanya'dan geliyorum. Rize'ye doğru gidecektim. Sürmene bıçaklarının meşhur olduğunu duydum. Uğrayıp bir evim için bir set almak istiyorum açıkçası. Diyetisyen Gizem Güneş, kurban etinin pişirilmesi ve sindirilmesi zor olduğundan buzdolabında birkaç gün bekletilmesi gerektiğini açıkladı. Öncelikle mutlaka her zaman olduğu gibi tabii ki sağlıklı bir şekilde bu dönemi atlatmamız lazım. Çünkü sağlıklı beslenme bizim için bir yaşam şekli. Bunun için neler yapıyoruz? Biraz onlardan konuşalım. 2-2,5 litre suyumuzu asla ihmal etmiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Sabah aç karnına içilen bir bardak limonlu su günlük metabolizmamızı hızlandırmamızda bize yardımcı olacaktır. Özellikle etin sindiriminin bir hayli zor olduğunu düşünürsek ufak bir tüyo olsun bu da size. Onun dışında mutlaka çeşitlilik sağlıyoruz. Yani et olan bir öğünde mutlaka bir sebze grubu olabilir, süt grubu olabilir. Çeşitliliğin sağlanması çok önemli. Yine pilav, makarna yerine bulgur pilavı, esmer pirinç gibi, asitli içecekler yerine ayran cacık gibi içeceklerin tercih edilmesini öneriyorum. Onun dışında yine her zaman konuştuğumuz gibi şerbetli tatlılarımız var. Şerbetli tatlıların yerine mutlaka sütlü tatlılar ama eğer şerbetli tatlı yiyeceksek de bunu mutlaka 3.30-4'ten önce tüketip o günü sağlıklı bir şekilde kapatmamızı öneriyorum. Onun dışında yine hazır meyve suları, hazır asitli içecekler yerine su, daha çok bitki çayları tercih edebiliriz. Onun dışında nasıl pişirilmeliyiz kurbanı? Mutlaka haşlama ya da ızgara formunda olması gerekiyor. Yağ ile buluşmaması gerekiyor. Kavurmayı çok önermiyoruz ama eğer kavurma tüketiminiz olacaksa yine onu da 3.30-4 gibi tüketip akşam yemeğini daha lifli, sebze ya da kuru baklagil gibi bir öğünle sağlıklı bir şekilde kapatabilirsiniz. Fiziksel aktiviteniz her zaman olduğundan bir tık daha fazla olabilir et tüketiminiz arttığı için. Et zaten sindirimi zor ama kurban eti
yeni kesildiği için bir tık daha sert olacaktır. Dolayısıyla hem sindirimi hem de pişirilmesi biraz zor olacaktır. Birkaç gün buzdolabında bekletip tüketmek çok daha sağlıklı aslında. Trabzon'un en eski tarihi yapılarından Küçük Ayvasıl Kilisesi, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı. Ortahisar ilçesi Çarşı Mahallesi'nde 7. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilen M.Ö. 9. yüzyılda ise Roma İmparatoru 1. Basil zamanında yeniden inşa edildiği bilinen yapı kentin en eski kilisesi olarak tanınıyor. Doğu-batı doğrultusunda 3 nefli bazilika planla düzenlenen yapı, naos, bir ana apsis ve iki yan apsis bölümlerinden oluşuyor. Restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Küçük Ayvasıl Kilisesi 21 Mayıs'ta ziyarete açıldı. Şehrimizin turizm kapasitesi çok çeşitliliği var. Bu çok ciddi bir avantaj. Buralar daha ziyade Avrupalı inançları itibariyle Katolik ya da Ortodoks Hristiyanlara hizmet eden inanç merkezlerimiz. Ben ilave bir alan olarak, ilave bir inanç merkezi olarak sadece bir kilisenin ziyaretinin bile o turistin şehre kalma sayısını, kalma gün sayısını artıracağı için çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Neticede turizm katkı sağlıyor. Bölge ekonomisine de katkı sağlıyor. Oraların restorasyonları, çevre düzenlemelerine 10 lira harcanacaksa 3 sene, 4 sene, 5 senede o 110 lira olarak ülke ekonomisine geri dönüş sağlayacak. Sen şu uşağa bak da gel de. Açık ol. Bundan sonra da açılacakmış. Gerçekten iyi. Ben de diyelim bunları yapanlardan, nedenden giderden, destek verenlerden bilemiyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Burada bir canlılık oluyor. Yabancı turist yerli olsun, yabancı turistler geliyor. Yani o konuda biz de memnunuz. Birbirimizle beraber diyaloğumuz sadece maddi olarak değil yani manevi yönden de herkesin dini inancına saygımız sonsuz. Zonguldak'ta beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle atletizme başlayan milli sporcular Melike Malkoç ve Doğukan Kilcioğlu yeni başarılara imza atmak için çalışıyor. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettiren 22 yaşındaki genç atletler Melike Malkoç ve Doğukan Kilcioğlu hazırlıkları antrenörleri Utku Duman yönetiminde Zonguldak'ta sürdürüyor. Son olarak Bursa'da 25-26 Haziran'da yapılan Türkiye Büyükler 23 yaş altı şampiyonasında 110 metre engellide Türkiye ikincisi olan Doğukan'la Fenerbahçe Kulübü adına yarıştı. 4x100 bayrak yarışında takım arkadaşlarıyla kadınlar 23 yaş altı Türkiye rekoru kıran Melike yeni madalyalarla başarılarını taçlandırmak için pistte ve salonda çalışıyor. Milli atletler Konya'da 9-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunlarında yer alarak başarılara yenilerini eklemek istiyor. Sezonun başlangıcında gerçekten her şey çok güzeldi. 11.70 gibi bir derece yaptım. Bu kariyerimin en iyi derecesi. Ve emeklerimizin karşılığını almaya başladık. Devam da edeceğiz. Sağ olsun Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanımız tebrik mesajı attı. Hem rekor kırdığımız için hem de bu sezon yaptığım dereceler için ona da buradan teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız çok iyi geçiyor. Hiç ara vermiyoruz. İşte antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Zaten İslam oyunlara da katılım sağlayacağız umarım. Orada da en iyi dereceyi yaparak ülkemi temsil etmek istiyorum. Antrenmanlarımız gayet güzel gidiyor. Çalışmalar güzel gidiyor. Sezonun başında ufak bir sakatlıkla başlamıştım. Hala onun arasını çekiyorum ama eskisi kadar bir ağırlığı yok üzerinde. Aynı tempoda, aynı yoğunlukta çalışmalar her zaman ön planda olmak üzere. Devam ediyoruz antrenörümle beraber. Önümde şu an Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nın finali var. Süper Lig final yarışmaları. Ardına da U23 Akdeniz oyunları var. Onlara hedef koydum önüme. İkisi için çalışıp plan yapıyoruz. Bundan sonraki kalan müsabakalardaki amacımız İslam oyunları Türkiye'de ülkemize gerçekleştirecek Konya'da büyük bir organizasyon.
Oradaki takıma girmek. Şu an takımlar sezon içindeki derecelere göre belli oluyor. Biz de bu takıma girerek ülkemizi İslam oyunlarında temsil etmek istiyoruz. BRTV ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar.